Merhaba arkadaşlar, adım Kenan Durmuş, Türk Dil Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle Batı etkisinde Türk Edebiyatı'nın ikinci kısmı olan Servet Üfün'ün edebiyatını işleyeceğiz. Servet Üfün'ün edebiyatının diğer ismi Edebiyat-ı Cedide, 1896-1901 yıllar arasında 5 yıl süren bir edebiyattır. Bu Servet Üfün'ün ismi normalde Ahmet İhsan Tokgöz'ün çıkarmış olduğu bir fen dergisidir. Ama daha sonra 1896 yılında Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi Tevfik Fikret'i derginin başına geçirmesiyle beraber bir edebiyat dergisi haline gelmiştir. Bu derginin başına geçmesiyle Tevfik Fikret, diğer şair ve yazarlar bu derginin etrafında toplanmış ve Servet Üfün edebiyatı oluşmuştur. 1901 yılında ise Hüseyin Cahit Yalçın'ın dergide edebiyat ve hukuk makalesini yayımlamasıyla dergi kapatılmış ve bu edebiyatımız da sona ermiştir. Edebiyatımızın genel özelliklerine bakarsak, arkadaşlar zaten şunu bilmeliyiz. Bu edebiyatın oluşmasında Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhakamit Tarhan'ın etkisi büyüktür. Şimdi istibdat dönemi olduğu için o dönemler, şairlerin üstünde siyasal baskı vardır. Bu sebepten dolayı bireysel konulara yönelmişlerdir. Sanat için sanat anlayışıyla yazarlar, bireysel konuları işlerler. Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. Ağır, süslü, sanatlı bir dil vardır. Hatta Arapça, Farsçadan kullanılmayan tamlamalar, yeni tamlamalar uydurmuşlardır. Bu da dili daha fazla ağırlaştırmıştır. Anlatımı tek düzelikten kurtarmak için eksiltili ve kuralsız cümle yapısı kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar, Tanzimat döneminin aksine bu dönemde gazetecilik önemini yitirmiş, dergicilik çalışmaları hız kazanmıştır. Servet Fünun dergisinin dışında da Hazine-i Fünun, Mektep, Malumat ve Resimli Gazete dergileri basılmıştır, yayımlanmıştır. Servet Fünun döneminde şiire gelirsek, arkadaşlar şiirde ağır, süslü bir dil kullanılmış, sembolizm ve parnasizm akımı etkilidir. Sembolizm akımının etkisiyle duygular sembollerle, imgelerle anlatılmış ve müzikaliteye önem verilmiştir. Parnasizm akımının etkisiyle de tablo altı şiir yazma geleneği gelişmiştir. Her şey şiirde işlenmiş, dönemin etkisiyle daha çok karamsar, melankolik ve kaçış temaları şiirimizde işlenmiş. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Şimdi Tanzimat döneminde hatırlarsanız birinci döneminde göz için kafiye anlayışı vardı. İkinci döneminde Tanzimat'ın göz için mi kulak için mi tartışması çıkmıştı. Servet-i Fünun döneminde artık kulak için kafiyeye geçilmiştir. Divan edebiyatındaki müstezatın kalıpları kırılarak serbest müstezat nazım biçimi bulunmuş. Ama arkadaşlar burada bir not düşmek istiyorum. Serbest müstezat, serbest şiir kesinlikle değildir. Çünkü yine dizeler birbirleriyle ölçülüdür. Uzun dizeler uzunlarla, kısalarla ölçülüdür. Fransız edebiyatından sone, terzerima, triole, balat gibi nazım biçimleri getirilmiş, kullanılmış. Manzum hikayenin ve mensur şiirin ilk örnekleri verilmiş. Bu da şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Sorulardan nazmı nesre yaklaştırmıştır gibi cümleler geçerse bu doğrudur. Servet Fünun da Tanzimat'ın aksine hem biçim hem de içerik yenilenmiştir. Anlatım bir dizede tamamlanmayıp birkaç dizeye aktarılmış. Bu da anjanman tekniğini kullandıklarını gösterir bize. Şimdi şiir hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Bir de şiirde en büyük temsilciler Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'dir. Servet-i Fünun döneminde romana gelirsek, bireysel konular işlenmiştir. Ağır süslü bir dil yine romanda da karşımıza çıkar arkadaşlar. Realizm ve naturalizm akımı etkilidir düz yazıda. Olaylar daha çok İstanbul'da geçer ve seçkin kişilerden seçilir karakterler. Batılı anlamda ilk başarılı roman örnekleri bu dönemde verilmiştir. Romanda da Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf etkili yazarlarımızdır. Servet-i Fünun döneminde hikayeye gelirsek. Arkadaşlar, hikayede romandan daha sade bir dil kullanılmış. Olaylar İstanbul dışına taşınmış. Karakterler orta ve yoksul kesimden seçilmiştir. Realizm akımı etkilidir. Mopasan tarzı olay hikayesi kullanılmıştır teknik yönden.
Bir de Tanzimat döneminde hikaye ile roman arasındaki fark tam anlaşılamamıştı. Biliyorsunuz uzun hikayeler yazılıyordu ama bu dönemde artık kısa hikaye tekniği tamamen kullanılmaya başlanmıştır. Servet-i Fünun döneminde tiyatroya gelirsek, bu dönemde tiyatro pek gelişmemiş. Sadece Hüseyin Suat'ın tiyatro çalışmaları önemlidir. Çeviri ve uyarlamalar yapmıştır. Bu kadar bilgi bizim için tiyatroda da yeterlidir. Arkadaşlar, Servet-i Fünun döneminin sonunda söylemek istediğim bir durum var. Dekadanlık suçlaması. Biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünuncuları dekadanlıkla suçlamıştır. Onları edebiyatı geriye götürmeyle suçluyor. Birçok tartışma ve eleştiri yazıları oluyor aralarında. En sonunda Ahmet Mithat Efendi Teslimi Hakikat yazısıyla onları haklı bulmuştur ve bu dekadanlık suçlaması da böyle sona ermiştir. Şimdi arkadaşlar, Servet-i Fünun sanatçılarına gelelim. Servet-i Fünun sanatçılarından ilk önce işleyeceğimiz şairler olacak, önemli şairler. Birincisi Tevfik Fikret. Servet-i Fünun şiirinin en büyük temsilcisidir. Sanat hayatını Tevfik Fikret'in ikiye ayırırız. Servet-i Fünun dönemi ve Servet-i Fünun'dan sonraki Tevfik Fikret'in hayatı, sanat hayatı. Servet-i Fünun döneminde bireysel konuları ağır bir dille işlemiş, sanat için sanat anlayışıyla yazmıştır. Servet-i Fünun'dan sonra ise toplumsal konulara yönelmiş ve Servet-i Fünun döneminden daha sade bir dil kullanmıştır bu döneminde. Şimdi Tevfik Fikret'i incelersek, nazmı yani şiiri nesre yaklaştıran bir şairdir. Manzum hikayenin yani olay anlatan şiirin ilk örneklerini vermiştir. Bazıları önemli, bilmemiz lazım. Balıkçılar, hasta çocuk, Ramazan sadakası bunlardan bilinmesi gerekenler. Aruz ölçüsünü şiirde kusursuz kullanan bir şairdir Tevfik Fikret. Hece ölçüsünü çocuk şiirleri için kullanmıştır. Onları yazarken hece ölçüsü kullanıyor. Önemli şiirleri var kitaplara geçmeden önce kesinlikle bilmemiz gereken. Sis şiiri arkadaşlar, İstanbul'u olumsuz yönleriyle anlattığı bir şiirdir. İstanbul'u hayat kadınına benzetir. Bu yüzden dolayı İstanbul'u seven şair olan Yahya Kemal Beyatlı tarafından Sis'te Söyleniş şiiriyle eleştirilmiştir. Sis şiiri önemli. İkinci önemli şiiri Tarihi Kadim. Tarihi Kadim şiirinde dinleri ve tarihi eleştirdiği bir şiirdir. Bu şiirinden dolayı da Mehmet Akif Ersoy'la tartışmalara girmiştir. 95'e doğru şiiriyle Mebusan Meclisi'nin kapatılmasını eleştirmiş. Ferda şiiriyle gençliğe öğüt vermiştir. Prometheus şiirinde Yunan mitolojisini işlemiştir. Han-ı Yağma şiiriyle de dönemin yöneticilerini eleştirmiştir. Arkadaşlar, şiirleri önemli, sorular da gelebiliyor. Şiir kitaplarına gelirsek, Rubab-ı Şikest'te şiir kitabı var. Bunun günümüz Türkçesi Kırık Saz. Bu kitapta Servet-i Fünun döneminde yazmış olduğu bireysel konulu şiirleri toplamış. İkinci kitabı Rubab'ın Cevabı. Üçüncü kitabı Haluk'un Defteri. Bu oğlu Haluk üzerinden Türk gençliğine seslendiği şiirleri topladığı kitabıdır. Şermin şiir kitabı ise çocuklar için hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirleri birleştirdiği kitabıdır. Gelelim arkadaşlar ikinci önemli şahsiyete, Cenap Şahabettin. Cenap Şahabettin'in zaten o da bir şair. Asıl mesleği doktordur. Şiirde müzikaliteye önem vermiştir. Aruz ölçüsünü kullanmış, hece ölçüsünü küçümsemiştir. Sorularda parmak hesabı anlamına gelir gibi bir cümle görürsek Cenap Şahabettin olduğunu anlayalım. Aşk tabiat gibi bireysel konuları işlemiş. Sanat sanat içindir anlayışıyla yazmıştır. Dili ağır ve sanatlıdır. Hatta ileriki dönemde karşımıza çıkacak yeni lisan grubuyla, yani dili sadeleştirmeye çalışan grupla tartışmalar yaşamıştır. Elhan-ı Şita ve Yakazat-ı Leyliye şiiri en önemli şiirleridir. Elhan-ı Şita kış nameleri anlamına gelir. Kar yağışını anlatan bir şiirdir. Şiir kitapları dersek bir şiir kitabı var. Tamat isimli şiir kitabı var. Gençlikte yazmış olduğu şiirleri topladı. Daha sonra yazmış olduğu şiirleri Bütün Şiirler adı altında toplanmıştır. Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları, Hac Yolunda gibi gezi yazıları vardır. Tiryaki Sözler isimli özdeyişleri topladığı bir eseri vardır. Makale, deneme, sohbet gibi düz yazılarını topladığı Evrak-ı Eyyam isimli bir eseri vardır ve Yalan Körebi adlı tiyatro oyunları vardır. Gelelim arkadaşlar
Üçüncü kişimiz, önemli bir kişimiz, yazar olan Halit Ziya Uşaklıgil'e. Modern Türk romanının kurucusudur arkadaşlar. Realizm akımıyla yazar. Teknik açıdan güçlüdür romanları. Romanlarında İstanbul'u işlemiştir. Bireysel konuları ele almıştır. Ve ilk mensur şiirin örneğini vermiştir. Biliyorsunuz mensur şiirde duyguların düz yazı şeklinde aktarıldığı bir yazı şekli. Gelelim romanlarına. Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Sefile, Nemide, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri gibi önemli romanları vardır. Solgun Demet, Aşka Dair, Kadın Pençesi isimli hikaye kitapları vardır. Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler isimli iki tane mensur şiirlerini topladığı kitabı vardır. Saray ve Ötesi, 40 Yıl isimli anıları vardır. Kabus ve Fare isimli tiyatro oyunları vardır. Halit Ziya Uşaklıgil de bu kadardı. Önemli bir yazarımız, aklımızdan çıkmasın. Gelelim arkadaşlar ikinci değerli bir yazarımız olan bu dönemde Mehmet Rauf'a. Mehmet Rauf bireysel konuları işlemiştir arkadaşlar. Romanlarında psikolojik tahlillere, yani karakterlerin psikolojik tahlillerine önem vermiştir. Roman ve hikayelerinde kendi hayatından izler taşır. İlk psikolojik roman Eylül'ü yazmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan Halas isimli romanı vardır. Eylül ve Halas'ın dışında Ferda-i Garam, Genç Kız Kalbi isimli romanları vardır. Kadın İsterse, Son Demet isimli hikaye kitapları vardır. Siyah İnciler isimli mensur şiir kitabı vardır. Buna da dikkat edelim. Sansar ve Pençe isimli de tiyatro oyunları vardır. Gelelim Servet Üfün döneminin 5. önemli şairine, Hüseyin Cahit Yalçın'a. Kendisi arkadaşlar eleştiri yazılarıyla tanınmıştır. Tanin gazetesini çıkarmıştır. Sanat için sanat anlayışıyla yazar. Realizm akımının etkisindedir. Fransız ihtilalini konu alan edebiyat ve hukuk makalesini Servet Üfün'ün dergisinde yayımladığı için dergi kapatılmış ve bu edebiyat sona ermişti. Kendisi de Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın'ın, unutmayalım arkadaşlar, eleştirileri önemli. O yüzden eleştirilerin topladığı Kavgalarım adlı bir eseri vardır. Nadide, Hayal İçinde isimli romanları, Hayatı Muhayyel, Hayatı Hakikiye Sahneleri isimli hikaye kitapları, Edebi Hatıralar ve Siyasi Hatıralar isimli anıları vardır. Ve Servet Üfün'ün döneminin 6. son değerli işleyeceğimiz yazarı Süleyman Nazif'e gelelim. Arkadaşlar Süleyman Nazif, Servet Üfün'ün döneminde bireysel konuları, Servet Üfün'ünden sonra ise toplumsal konuları işlemiştir. İtilaf Devletleri'nin İstanbul işgali üzerine yazmış olduğu Kara Bir Gün adlı yazıdan dolayı Malta'ya sürgüne gönderilmiş. Namık Kemal'in etkisi altındadır. Vatan konulu şiirler yazmıştır. Şiir kitaplarına gelirsek Gizli Figanlar, Batarya ve Ateş, Malta Geceleri önemlidir. Ahmet Şuayb eleştiri türünde eserler vermiştir. Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğludur. Türk-Yunan Savaşı'nı anlatan vasiyet şiiriyle ünlenmiştir. Celal Sahir Erozan şiirlerinde daha çok kadın temasını işleyen bir şairdir. Beyaz Gölgeler, Siyah Kitap adlı eserleri vardır. Faik Ali Ozansoy, Abdülhak Hamit Tarhan'a benzetilmiştir. Şiirlerinde yurt sevgisini işler. Hüseyin Siret, lirik şiirleriyle ünlüdür. Bağ Bozumu, Kargalar adlı eserleri vardır. Hüseyin Suat, Gavi'yi zalim takma adı kullanmış. Gave Destanı, Kirli Çamaşırlar adlı önemli eserleri vardır. Saffet-i Ziya, salon köşelerinde romanıyla ünlenmiş bir yazarımızdır.